Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Elif. Bugün sizlere kendi bölümüm hakkında birkaç kısa bilgi vereceğim ve çok kısa bir video olacak. Aslında ben böyle bir video çekmiştim ama yine istendiği için yine çekiyorum böyle bir video. Bir de çok fazla sorular falan oluyor kendi bölümümle alakalı. Onunla ilgili cevaplar vereceğim. Fransızca, İngilizce, tercümanlık hakkında falan. Yani duyduğum kadarıyla kendi okulumda bilgi vereceğim. Bu şekilde bir video olacak. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Şimdi videoya geçelim. Let's go. Bu da benim kedim. Adı Somun. Videolarda ses çıkarmak yok Somun, değil mi? Somun. Aşkım. Yanağımı ısırdın. Yanağımı neden ısırdın? Neden? Bana cevap. Hayır, tamam. Tamam, gideceksin, tamam, merak etme. El salla kameraya. Kameraya salla. Tamam, hadi git. Herkese merhaba arkadaşlar, tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Az önce kedim beni bir ısırdı ama geçti. Şimdi sizlere neyle geldim biliyor musunuz? Böyle kendi bölümümle alakalı yeni aldığım kitaplarımla ve düştü. Sorun değil. Bu benim defterim. İngiliz edebiyatında gördüğüm her şeyi yazdığım defterim. Yani yazmaya çalıştığım diyelim. Mesela kulüpler falan var. Orada panolara bilgiler asıyorlar. Ben de oradan fotoğraf falan çekip böyle güzelce bunları yazıyorum. Böyle yazar defteri şeklinde yazmışım. Mesela ilk önce Emily Brontë hakkında bir şeyler yazmışım. Bunu İngiliz edebiyatı okuyan öğrencilerimizin hepsinin alacağı derslerden bir tanesi İngiliz edebiyatı dersi. İngiliz edebiyatına giriş daha doğrusu. Başka ne yazmışım? İşte Shakespeare'in sonelerinden falan yazmışım. Daha sonra böyle nasıl anlatayım? Komedi, işte satir, Otello, Shakespeare hakkında işte Hümanizm, Rönesans falan filan. Middle English. Bunları falan hepsini göreceksiniz. Bakın, hatta şöyle bir tablo oluşturdum. Umarım görebiliyorsunuz. Şu şekilde çok güzel bir tablo oluşturdum. Shakespeare'in yazdığı komedi, işte tarihi, bir de trajedi yazarları şeklinde. Hatta Shakespeare'e de benziyor, değil mi? Tam benzettim. Bu şekilde George Orwell, işte böyle bir kitabım, defterim var. Kendimce oluşturduğum ve yazmaya devam ettiğim notlarım. Çünkü ÖRBT, KPSS'de falan lazım olacaktır. Ardından bana hediye edilen ve kendi aldıklarımı size göstereceğim. Bunu ben kendim aldım. Trendyol'dan almıştım. İngiliz edebiyatında alakalı bir kitap. Çok güzel, inanılmaz. Macbeth, bunu bitirdim. Harika ama çok soru oluştu kafamda. Niye böyle bilmiyorum. Sanırım Shakespeare'in eserlerini hep söyle. Charles Dickens'ın iki şeyin hikayesi. Bunu daha başlamadım. Gözümü çok korkutuyor. Niye öyle bilmiyorum. Bu da Molière'in Cimri eseri. Miss Dalloway. Bir Yaz Gecesi Rüyası kitabım da vardı da o nerede bilmiyorum. O da sanırım Shakespeare'e ait. Bu şekilde, bakın, fark ettiyseniz İngiliz edebiyatının öğrencisinin böyle, benimki daha az, daha fazla kitapların olması gerektiği, sürekli işte araştırarak, bir şeyler yazarak, öğrenerek, okuyarak, eserleri, yazarları inceleyerek, farklı kişilerin düşüncelerini işte okuyarak böyle İngiliz edebiyatına gelişebilirsiniz. Şimdi gelelim YouTube kanalındaki böyle full sorulara. İşte böyle genelde soruyorlar. Fransızca, İngilizce tercüman seçelim. 47 bindeyim. Sence hangisi? 70K ile kapatmış. Sizce böyle olur mu? Sence Fransızca, İngilizce tercümanlığa mı gitmeliyim? Yoksa çevirmenlik mi yapmalıyım? Sence bunu mu yapmalıyım? Sence İngiliz edebiyatında formasyon kalkar mı? Arkadaşlar, bunları ben nereden bileyim? Ben bilemem. Ben sadece İngiliz edebiyatı okuyorum ve formasyon alıyorum. Siz öyle sorular soruyorsunuz ki ben böyle ağzım açık kalıyor. Hatta çoğu soruları birilerine sorup öyle cevap verdim. Çünkü ben bu sorulara cevap veremiyorum. Anlamıyorum yani, siz kendinizi bilmedikten sonra ben sizi nasıl bileceğim? Orası da çok garip. Şimdi İngiliz edebiyatına gelecek olursak. Şimdi formasyon alıyoruz. İkinci sınıftan itibaren formasyon alınıyor. Formasyon kalkar mı? Hiçbir fikrim yok. Kalkabilir, kalkmayabilir. Hiçbir fikrim yok. Ama bana göre bir öğrenci edebiyatı az buçuk da seviyorsa, ama Fransızca, İngilizce tercümanlığa da iki dil bilirim şeklinde kayıyorsa biraz daha düşünmesi gerekiyor. Tamam, biliyorum, bugün son şey, tercihin son günü. Bu videoyu da niye bugün attım bilmiyorum. Çok işim vardı. Neyse.
Biliyorum ama İngiliz açısından okuyup çok fazla yine yerlere erişebilirsiniz. Filolog olabilirsiniz, akademisyenliğe işte doktora, yüksek lisans yapıp doktora işte yapıp akademisyenliğe yükselebilirsiniz. İngilizce öğretmeni olabilirsiniz. Formasyon alıyorsunuz zaten. Onun haricinde ne olabilirsiniz? Ben de olabilirsiniz. Edip de olabilirsiniz. Her şey olabilirsiniz. Onun en başında, en önünde gelecek bir şey söyleyeceğim size. O da çok ilgili olacağınız. Ben önce dedim ki İngilizce öğretmenliğine gideceğim. Hep onun için mezuna kaldım. Ona dedim ki ikinci alternatifim var. İngiliz edebiyat. İngiliz edebiyatına gittim. Okuyorum şu an. İnanın şu an çok güzel geçiyor. Ben hiç sevmiyordum. Belki kanaldan beni takip edenler vardır. Hiç sevmiyordum ama şu an çok seviyorum. Böyle yazarlar, eserler, onların duyguları, düşünceleri, deli sorular. Nasıl anlatayım? Böyle garip garip hikayeler. İşte mesela bakın bir şey öğrendim. Hangi yazarımız da bilmiyorum İngiliz edebiyatında. Bir yazarımız, kadın bir şair, yazar. İşte o kadar çok düşünmüş ki, tamam mı? Kafasını bir fırın içine mi ne koymuş? O çok düşünmekte. Bakın tam ki anlatamadım. Ayrıntı vardır ama hani düşünmenin bile düşünmekten geçtiğini ve bunun sonucunda artık bir şey yapınca çare aradığını ve işte kafasını fırına soktuğunu falan çok delice geliyor. Ama insan bilemez tabii kadının ne yaşadığını şu an hani bilemeyiz hiçbirimiz. Çünkü o zaman eserleri ve şu ana yansıtılan duygu ve düşünceler sadeleştirilmiş haller hiçbir şey bilinmez yani. Böyle bu ilginç bir hikaye duyduğumda inanılmaz şaşırdım. Düşünmekten kafasını fırına sokan bir kişi düşün. Bu tarz falan. İşte yazarlar, şairler, haklarındaki düşünceleri, işte ne bileyim devlet olan bakış açıları, tiyatrolar. Ay tiyatro, Macbeth. Macbeth benim ilk tiyatro eserim. Okuduğum. İnanılmaz güzel. Ama çok fazla soru soruyorum. Bilmiyorum. Kendi bölümümün hocalarına gelecek olursak gayet iyiler. Kendi alanlarında başarılılar baya ama anlatımını anlamadığımız hocalarımız da oluyor. Haliyle herkesin anlama biçimi bir değil. Çok normal olarak. Bu video gerçekten Fransızca, İngilizce tercümanlık veya İngilizce edebiyatın ayrımı gibi bir şey değil. Sadece biraz daha mantıklı düşünmeniz için çok daha düşünmeniz için. Zaten daha önce düşünmeniz gerek yok da şu an daha da düşünüp ona göre net bir şey yapmanız gerektiği hakkında bir video arkadaşlar. Şimdi benim arkadaşım Fransızca, İngilizce tercümanlık okuyor. Evet. Mesela Fransızcayı da seviyor. İngilizceyi de seviyor. Formasyon da alıyor. Okey. Ama hani sonra ne olacak? Onu şey düşünüyorum ben. O da düş. O belki ayarlamıştır. Ama ben kendim için söylüyorum. Mesela ben onu okusaydım ne olacaktı? Düşünüyorum. Yok ki benim böyle elim kolum uzun değil yani. O da gerek yok. Hani ben düz öğretmen olmak istiyorum. Düz İngilizce öğretmeni olmak istiyorum ve bilgili bir şekilde olabilirim. İngilizce öğretmenliğine gidemedim mi? Bunu denerim. Hani alternatif çok. Kendinizi çok fazla üzmeyin bence. İngilizce edebiyatına bence gelebilirsiniz. Yani kitap okumak kötü bir şey değil. İşte bakış açınızı, ufkunuzu genişletiyor. Ondan sonra yeni kelimeler öğreniyorsunuz. Yeni olaylara şahit oluyorsunuz. Bazı yazarların hayatlarında yaşadığı olayları veya düşünceleri, düşündüğü düşünceleri sizler de böyle kendi hayatınıza biraz da olsa böyle bir katıyorsunuz. Bazen onun gibi olmak istiyorsunuz. Çok güzel bir bölüm yani gerçekten. Başka ne diyebilirim bilmiyorum. Kitap aldıkça bir şeyler okuyasın falan geliyor normal olarak. Bence bir şans verseniz çok da güzel olur ama yine de siz bilirsiniz arkadaşlar. Bu gerçekten İngiliz edebiyatını övmek için değil. Sadece ileriyi de düşünüp hareket etmeniz için bir video arkadaşlar. Sıralamaları bilmiyorum. Biliyorsunuz gececilerde kapandı. İngiliz edebiyatı bu kadar alır. Şunlar bu kadar alır. Hiçbir fikrim yok. Sadece mantıken tercih sıranızı yapmanız ve beklemeniz arkadaşlar. Kafkas İngiliz edebiyatına gelirsiniz. Yani kendinizi de geliştirebilirsiniz. Tıpkı benim gibi. Ben nasıl yapıyorsam sizler de bunları yapabilirsiniz arkadaşlar. Asla çekinmeyin. Direkt çalışın yani. Kitaplar alın, okuyun, durmayın falan filan. Bu şekilde oluyor aslında bu bölüm. Siz de böyle yapın. Ben de elimden geldiğince böyle yapıyorum. Mesela şu an İspanyolca çalışıyorum. Almanca çalışıyorum. İşte blog hesabımı geliştirmeye çalışıyorum. Buraya sizlere içerik üretmeye çalışıyorum. Birçok şey yapmaya çalışıyorum. Yani İngiliz edebiyatı okuyan insanlar biraz daha yoğun oluyor. Gerçekten bu şekilde oluyor. Umarım
anlarsınız arkadaşlar. Umarım videoyu da beğenirsiniz arkadaşlar. Çünkü sizin için bir içerik çekmeye çalıştım. Fransızca İngilizce tercümanlık mı yoksa İngilizce edebiyatı mı diye bir şey demeyin. Çünkü ben sizi tanımıyorum. Siz de beni tanımıyorsunuz. Ama bana biri bunu sorsa ben direkt İngilizce edebiyatı derim. Kendi aklımda önceden hani hepsini tartmışım, bitmişim falan. Ondan dolayı İngilizce edebiyatı derim. Haricinde Fransızca İngilizce tercümanlık hiç düşünmedim. Zaten bu bölümden çıksam da, kendi İngiliz Edebiyatı bölümünden çıksam da zaten çevirmenlik de yaparım. Her türlü her şey yaparım. Yani bende bitiyor iş. Bunları söyleyebilirim arkadaşlar. Videoyu da beğenmişsinizdir. Gerçekten çok zor şartlar altında video çekiyorum. Rica ediyorum. Bir hemen beğeniye tıklarsanız çok mutlu olurum. Hatta abone ol'a da tıklarsanız, oraya gelirseniz muhakkak benimle görüşebilirsiniz. Videonun altından işte yorumlardan ulaşabiliriz birbirimize. Ben zaten Fen Edebiyat Fakültesindeyim. İngiliz Edebiyatındayım. Elif dersi herkes bilir. Bu şekilde arkadaşlar. Keşke birkaç arkadaşım olsa da şu an hani yanımda. Sizlere böyle videolarını çekip size işte Rusçadan var, Fransızca İngilizce tercümanlıktan var, benim hemşirelikten falan, onlara şey yapabilsem, hani onlara bir video çekebilsem. Ama de inanın değil. Çünkü karşı taraf ne tepki verir onu da bilmiyorum açıkçası. Böyle bir video. Umarım beğendiniz arkadaşlar. Dediğim gibi çok zor şartlar altında video çekiyorum. Ve inanın şu an bulabildiğiniz ağlarsınız. Almamak için kendimi zor tutuyorum. Neyse arkadaşlar. Hayır diyeyim, pamuk eller, beğeni, işte abone ol, yorum yap falan filan. Bir de teşekkür. Çok zor değil. Kendinize çok iyi bakın. Ne olursa olsun hayatta dibi de görseniz, yükselseniz çıkmayı bilin. Çıktıkça zaten çıkın. Düştükçe zaten çıkmayı bilin. Bu şekilde kimsenin dediğine bakmayın. Doğu diye falan. Hiç böyle şeylere bakmayın. İnanın. Ankara'ya da gitsen, Ankara'ya gezdikten sonra çevre illerini gezersin. Çevre illerinde bir şeyler yaparsın. Kars'a geldikten sonra da keza bu da aynı. Yani siz kendi isteğinize bakın. Benim gibi olumlu olun. Tamam, bazen olumlu olunamayacak bir şehir ama olumlu olmaya çalışın. Bu şekilde umarım videomu beğendiniz arkadaşlar. Kendi bölümümle alakalı kısa kısa bir şeylerden bahsetmek istedim. Hakkınızda hayırlısı olsun. Kendinize çok iyi bakın. Tercih sonrası sıranızı hepinize bekliyorum. Tamam mı? Görüşmek üzere. Bye.